Herkese merhaba. Aslında sabah gidecektik de arabayı çalıştıramadık. Bizim dümdür çalışmadı. Zaten yani o sorun epeydir vardı. Bir haftadır falan vardı. O da çalışıyordu. Yani İtekleri çalıştırıyordum. Bir de bugün çalışmadı. Hiç çalışmadı. Yani usta getirdik. Usta yani geldi sağ olsun. Sorunu giderdi. Arabayı çalıştırdık. 40'a bir 12 kilometre falan uzaklıkta benim bir dağ evim var. Yani bir öğle yemeği yiyeceğiz. Burası Akin köyü. Bizim için hala köy. Burası büyüdüğüm, doğduğum, her zaman özlemini çektiğim, yani ömrümün sonuna kadar burada yaşamak istediğim köyüm. Ama işte hayat şartları, yani köyümüzde yaşayamıyoruz. Köyümüze biraz uzak yerde yaşıyoruz. Burası bizim köyümüz, Gemiş köyü, Yörük köyü. Şimdi köyümüzü geçtik. Artık dağ evi yoluna düştük. Bir 2 kilometre falan var. Hafiften yağmur da başladı. Hava çok soğuk yalnız. Çok sert hava var. Varınca orada sobamızı yakacağız önce. Yollar stabilize yol. Yani asfalt yol değil zaten. Ama sıkıntı değil. Yani bizim arabamız yani gider. Ya burası da eski su değirmeni. Şimdi yıkıldı. Evet, orası viran oldu da. Yani oranın çalıştığını çok az hatırlıyorum ben. Küçüktüm. Suyla çalışıyor. Yani çalışıyordu. Şimdi benim dağ evi yoluna döndük. Buralar biraz bozuk. Ama bizim düldür gidiyor. Yani sorun değil. Buraya uğramayalı bayağı bir 2 ay falan oldu. Bakalım ev ne durumda. Şunu şöyle kenara alalım oğlum. Burayı kilitli tutuyoruz. Öyle çevremizde ki insanlar zarar verecek insanlar değiller. Yani böyle binalara zarar vermiyorlar, yapılara zarar vermiyorlar sağ olsunlar. Ama yanlış anahtarı deniyoruz. Anahtar arabanın kontağındaydı, unuttum. Bayağıdır gelmiyorduk. Şöyle giriyoruz. Önce ayakkabıyla girebiliyoruz. Daha sonra yaygıları seriyoruz. Cam açalım perdeyi. Şu anda buz gibi. Ama şimdi burayı alevlendireceğiz inşallah. Sobamızı yakacağız. Gün mü, önceki gün mü, yoksa bugün mü cemre düştü. Herhalde suya düştü. Buna cemre solukları derler. Kibritler nemlenmiş, yanmıyor. Yandı. Şu ses var ya, şu ses çıtır çıtır. Çıranın is kokusu, bu bile güzel. Şimdi burası 10 dakikada fırın gibi olur.
Ne yaptın? Uzun zamandır gelmiyorduk. Yani iki buçuk ay oldu. Haliyle ortalık batıyor. Yani dağ başı, toz, toprak. Burası çok muhteşem aslında ama öyle fare falan hiç olmadı. Fare falan zaten ona hiç müsaade etmedim. Ona göre aldım tedbirlerimi. Ve sinekler ölüyor. Nereden giriyorsa bunlar. Sinekler. Sıkıntımız tek onlar. Şimdi sanırım burası. Şimdi. İşin en güzel tarafına geldik. Burada çay yapacağız. İçini bir yıkayalım. Hemen. Yani oğlum Ali ile geliyoruz. Bazen tüm aile geliyoruz. Burada kalıyoruz. Burada yani elektrik yok. Su zaten taşımayla bidonlarla getiriyoruz. Burada telefon çekmiyor. Burası o kadar doğal ki kafana göre takılıyorsun. Buranın gecelerinin ayrı bir güzelliği var. Yani sabah kalkınca ayrı bir güzelliği var. Yani sabah kalkıyorsun, sola biraz soğumuş oluyor, evin içi buz gibi oluyor. O yorganı kafana çektiğin zaman var ya, o tat hiçbir yerde yok, mümkün değil. Sizlere farklı gelebilir. Yani sizler bu şekilde yaşantıyı çok böyle merak edebilirsiniz. Yani o şekilde yani içinizde bir ukde olabilir. Ama çok farklı bir şey. Tavsiye ederim. Yani imkanınız varsa sizler de yapın. Şimdilik böyle. Şimdi suyumuz kaynasın, çayımızı yapacağız. Yani öğle yemeği yiyeceğiz demiştik ama öyle et butla falan değil. Bir yarım köy ekmeği getirdik, köy çöreği. Ondan sonra tereyağı, peynir ve çay. Ekmeği bunun üzerine ısıtacaksın, o tereyağını da süreceksin. Üstüne de keçi peynirini ekeceksin şöyle ekmeğin, tereyağın. O çayla, o çayı şöyle yudumladığın zaman yani meşe isini hissetmen lazım. Meşenin isini hissetmen lazım çayda. Ki o tat başka hiçbir şeyde yok. Şimdi suyumuz kaynasın. Çayımızı yapalım. Biz Kırka'dan çıktığımızda yağmur atıştırıyordu. Burada şu anda kar atıştırıyor, kar estiriyor. Şimdi sobada yakmaya odun lazım. Bunu yapacağız. Bunlar bize içeride şimdilik yeter. Baltamızı alalım. Şöyle. Kesin şöyle. Çay suyumuz kaynadı. Şimdi çay yapacağız. Çayımız neredeydi oğlum? Hangine koyduk? Şunda mıydı? Ha, bundaydı. Çayımız burada. Önce bir şöyle alalım kenara. Kaynaması gitsin yoksa çayı haşlarız. Aslında burada çay bulunuyordu da yani var mı yok mu tam emin olmadığım için yine de evden getirdim. Çayımız kaynadı. Yani çay suyumuz kaynadı. Bu da suyumuz. O da kaynayınca. Bir şey asayım onları dolaba. Şöyle bir geçsene. Çay var mıymış? Bir bakalım. Burası
da böyle işte çanak, tabak, bardak, ıvır zıvır. Onlar burada. Bu ne? Burada var, tarhana var arkadaşlar. Yani böyle çorba yapmak istediğinde hemen suyu kaynat. Burada tencerelerimiz var. Suyu kaynatıp çay yapabilirsin. Güvecimiz var. Bazen burada kuzenin üzerinde yani güveç yapıyoruz. Bugün aslında sabahtan gelsin bir şeyler yapacaktık ama bizim Gülbül çalışmayınca planlar bozuldu. Ha, çay varmış burada bak. Çayımız varmış. Kapatalım ağzını, hava almasın. Yoksa bozulur. Baharat var. Burada bardaklarımız var, bıçağımız var. Tuz var. Bunu şuraya koyalım. Şekerimiz, bu şeker mi? Ben kullanmıyorum ama Ali şeker içiyor maalesef. Ben şeker kullanmıyorum. Havamız var. Bunda çok güzel yumurta pişiyor. Sucuklu yumurta, melemen. Ha, bunun üzerinde. Çok günlerim geçti burada. Bir anımı anlatacağım size. Geçen yıl sonbaharda Engin'e geldim buraya. Sabah ortalık tam böyle ışıyormuş. Sabah namazına kalktım yani ortalık ışırken. Bir böyle ses geliyor, böğürtü sesi. Böyle inekmeler gibi. Böyle camı araladım, baktım dışarıya, daha alacakaranlık. Şu karşıda, bak onu göster gel. Şu karşıda. Şu karşı yamaçta, şu karşı yamaçtan şöyle geyikler. Aşağıda yonca tarlaları var. Sonbaharda yonca tarlalarına iniyorlar. O karşıdan böyle geçiyorlar. Oradan daha yukarı gittiler. Yani burası böyle bir yer. Tamamen doğayla baş başasın. Buraya geldiğimizde burada yatıyoruz. Bir tane ranza var. İki tane de kanepe var. Yani açınca burada rahat 3-4 kişi, hatta zor varsan 5 kişi yatabilir. Bunlar da siz bunların ne olduğunu bilirsiniz. Bunlar geyik boynuzları. Şunu bir arkadaştan aldım. Yani bunları kendim bulmadım ben. Aslında dağlarda bunlar bulunuyor da. İlkbaharda çiğdemi yediği zaman geyik boynuzunu düşürür. Yani erkek geyikler her yıl boynuzunu düşürür. Her yıl yeniden çıkar. Yani geyiğin yaşı şu boynuz çatallarından belli olur. Bak bu geyik kaç yaşındaymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta şu ucu kırılmış. Şunu da amcamın oğlu verdi. O da yani amcamın oğlu Bilal, yani amcaoğlu. Bu kaç yaşındaymış? 1, 2, 3, 4, şu 5, şurada varmış 6, o kırılmış. Yani bu doğal olarak hayvanın boynuzundayken, yani hayvanın vücudundayken kırılmış. Bunlar da geyik boynuzlarımız böyle. Burası şömineydi. Şömineyi bunu ben kendim yaptım. Bir şey, mühendislik hatası olmuş. Bacağı tam çekmedi. Yani dumanı içeri veriyordu. Dumanın yarısını içeri, yarısını dışarı veriyordu. Onun için kapattım böyle. Ama bacağı tekrardan bir elden geçirip burayı faaliyete geçireceğiz inşallah. Buraya geldiğimde gördüğünüz gibi bunu kullanıyoruz. Gaz lambası. Bu sobanın üstünde ısıtılıp sürülen tereyağını, üstüne sürülen keçi peynirini kuzu pirzolaya değişme. Kuzu pirzolaya değişme. Şimdi ekmeğin mis gibi kokusu. Şöyle sobanın üstünde şunun şu cısırtaması.
basacak biraz ama bunları biraz yakar. Hızlı hızlı çevirirsek yakmaz. Hızlı hızlı çevirirsek yakmaz. Yani benim burada çok anılarım var. Yani her derede, her tepede, her kayanın dibinde anım vardır. Her meşe ağacının altında anım vardır. Yani burada çocukluğum, gençliğim benim burada geçti. Onun için ben buradan kopamadım. Buraya önce bir arlık yaptım. Arlık bahanesine bir küçük kulübe yaptık buraya. Yani küçük derken de bir rahat 30 metrekare var. Yani burası var. Şu girişte bir hemen yani odun koymaya falan ıvır zıvır şeyi var. Dışarıda sundurması var. Yani benim burayla ilgili geçmişim bu şekilde. Yani ondan buraya ev yaptık. Tabii şu ön tarafta tarlam var. Yani bir kısmı abimin, bir kısmı benim. Yani gelip kalıyoruz. Burada evimiz var. Şimdi tereyağımızı ekmeğe bir sürelim şöyle. Bu köy tereyağısı. Bunu köyden aldık. Bir arkadaşın köyünden aldık bunu. Öyle marketlerde üzerinde marka yazan tereyağlarından değil, inek tereyağı. Bu şekilde. Olur mu senin? Dur, şey batmasın. Altına peçete koyalım. İlla yine modernlikten ve teknolojiden vazgeçemiyoruz. İlla peçetedir, şudur budur. Hayatımızda hala var yani. Hayatımıza girdi. Bu da benim. Bunda ben kendime süreyim oğlum. Yedikçe koyalım yoksa soba yakacak. Bu keçi peynirini tereyağının üzerine sürdüğünde o kadar güzel oluyor ki. Yani bu belki de benim damak tadım. Yani bilmiyorum herkese yani aynı gelmeyebilir ama ben çok seviyorum. Bunu her öğün yiyebilirim çayla birlikte. Yani oğlum Ali o üstüne peynir sürmüyor. Tereyağını sadece öyle yemek istiyor ama peyniri seviyor. Oğlum çaylar koyalım mı? Arkadaşlar şimdi bakın az önce kar yağıyordu. Şimdi güneş açtı. Bak bir de bu taraftan çek oğlum. Arka camdan çek. Bak yani ormana uzak değiliz. Arkamız hemen meşelik başlıyor. Meşelikten bir kilometre sonra falan çam ormanı başlıyor. Hemen bir kilometre sonra falan çam ormanı başlıyor. Arkamız meşelik. Yağsı akmasın da şöyle. Sıcak, of elim yandı. Sıcak olur mu bunu lan? Çaydanlık iyi ama sıcakmış oğlum. İstemiyorum baba sıcaktır diye ya. Evet, seni yine biraz daha koyalım. Gerçi sende şey kalsın, şeker payı kalsın. Şekercisin sen. İşte bak burası ısındı. Şimdi ben mesela bu şey poları çıkartacağım. Ben dedim ya çok çabuk ısınıyor diye. Hemen ısınıyor. Çünkü borular çok uzun. Soba kapının yanında rahat şurada 5-6 metre boru var. Onun için çok çabuk ısıtıyor. İşte budur. Arkadaşlar. Her zaman keçi boyun çekecek değiliz değil mi?
benim bir de bu limon hastalığım var. Belki çayın tadını yani mahvettin diyeceksiniz ama şekeri bıraktıktan sonra yani buna alıştık limona. Biz de limonu bırakamıyoruz. Ali'nin şekeri bırakamadığı gibi ben de limonu bırakamıyorum. Karnımız doyurduk elhamdülillah. Allah bereket versin. Şimdi biraz çay yudumlayalım. Keçi peyniriyle, hoppa, bu sakarlığımız üstümüzde. Keçi peyniriyle çayı denediniz mi hiç? O kadar güzel oluyor ki. Bir deneyin bak. Bu aroma yani başka hiçbir peynirde ben bunu bulamadım. Yani keçi işi yaptığımdan söylemiyorum bunu. Yani gerçekten bu keçi peynirindeki aroma ne inek peynirinde var. Yani zaten markettekilerin içinde ne olduğu belli değil de içinde mutlaka koruyucu var. Çok güzel bu. İşte işin en güzel taraflarından da bir tanesi bu. Sıcacık odana oturuyorsun. Hiçbir ses yok. Sadece rüzgar sesi var. Ara ara kuş sesleri geliyor. İlkbaharda daha çok kuş sesi gelir. Sadece rüzgar sesi var. Ve burada çayını yudumluyorsun. Bir insan daha ne ister ki? Bundan daha güzel. Kafa dinleyecek. Burada uyuduğun zaman da yani geceleri rüzgar uğultusundan başka hiçbir ses gelmiyor. Çok sessiz bir ortam ve karanlık. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlere kışla evimi tanıttım. Biz burada kışla evi deriz. Yani dağ evi diyorlar da biz kışla evi deriz. Hadi dağ evi olsun. Yaptık. Hem bir şeyler yedik. Allah ne verdiyse. Şimdi geri döneceğiz Kırkaya. İşte bizim yerimiz burası. Buraya sık sık gelirim. İnşallah baharda yine geliriz. Baharda daha güzel oluyor manzara. Burası sessiz, sakin. İşte sadece rüzgar sesi var. Çok rüzgar alıyor. Şu anda da duyduğunuz gibi rüzgar çok şiddetli. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.